Akif Beki, 10 Ağustos 2022 tarihli köşe yazısı. Sopalı siyaset olmaz olsun da. Gazeteci Latif Şimşek'in milletvekili Cemal Engin Yurt'la adamı tarafından stüdyoda darp edilmesi olayı. Saldırgan Emrah Topal aynı akşam gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Olması gerektiği gibi. İktidar medyasından izlediğim tepkilere genellemeler hariç hak verdim. Engin Yurt'un kamuoyundan dilediği özür eksik, yetersiz ve geç bulundu. CHP sözcüsü Öztrak gerekçesine ve hedefine bakmadan hiçbir şiddeti onaylamadıklarını söyledi. Hele gazetecilere şiddeti asla kabul edemeyeceklerini belirtti. Yine de zayıf görüldü, beğenilmedi. Öztrak'ın laf arasında siyasetçi ve gazetecilere yönelik yakın geçmişten şiddet örneklerini hatırlatması ise rahatsız etti başka muhalefet partilerinden farklı ve sert kınamalar da geldi. Ama istendiği gibi değil diye eleştirildiler. Tepkilerine cılız dendi. CHP lideri Uysal, Engin Yurt'u hemen partiden ihraç etmemekle suçlandı. İlk tepkisi hayal kırıklığı oluşturdu. Bunlar böyle tahammülsüz, iktidar savunulmasın istiyorlar. Susmazsanız sıra sizde mesajı veriliyor diye genelleştirildi. Altılı masa olaydan sorumlu tutuldu. Saldırı tüm muhalefete muadil edildi. Güçlü kınama beklentisinin karşılanmadığı söylendi. Gazeteci meslek örgütlerinin sessizliği utanç verici olarak kayda geçirildi ve AK Parti sözcüsü Çeliğin saldırıyı barbarlık olarak nitelendirmesi öne çıkarıldı. Bence de siyasi tartışmaya sopayla katılmak, fikri ayrılığa yumrukla karşılık vermek barbarlıktır. Bence de şiddete uğrayanı senden benden diye ayırmak utanç verici. Bence de senden yana olmayanı hain düşman diye hedef göstermek insanlık dışıdır. Bence de kendi gibi düşünmeyene hayat hakkı tanımayan sahte demokrattır. Bence de siyasi karşıtını her kötülüğe müstahak görenler ilkeldir, yontulmamıştır. İçimden bir ses dedi ki, yıllardır aradığın duyarlılık işte bu.'' ve fakat şarkıda soruluyor. Daha önceleri nerelerdeydiniz? Muhalefete karşı dolduruşlara devam mı? İktidarın fahri fetvacısı Hayrettin Hoca, Yeni Şafak'ta geçen ay yazdı. Benimkine aykırı düşünenler cahil, sapkın, haindir demek taassuptur, ilim ahlakına yakışmaz ve caiz değildir. Bence de. Ve fakat Kılıçdaroğlu'na çubukta toplu saldıranlar, canına kastedenler, Gözaltından bırakılırken bu hukuk neredeydi? Kılıçdaroğlu'nu sığındığı evde yakmaya kalkanlar tutuksuz yargılanırken iktidar medyası ne dedi? Latif Şimşek'e saldırıda istenen tepki vermese bile muhalefet, hiç değilse en tepeden şiddeti savunmuyor, meşrulaştırmıyor, teşvik ve tahrik etmiyor. Çubuktaki yumruklu saldırgan milli kahramanlaştırılırken iktidarın il başkanı ve ünlü simaları Parti üyesi Osman Amcalarını yedirmeme antları içerken iktidar ittifakı yetkilileri Kılıçdaroğlu'nu suçu kendinde aramaya çağırıp saldırıyı haklılaştırırken iktidar sözcüleri halkın haklı öfkesi diye saldırıyı aklarken yenilerini cesaretlendirirken halkı ana muhalefet liderine karşı dolduranlardan kin ve düşmanlığa tahrik edenlerden hangi iktidar medyası hesap sordu? Zayıf Cılız yetersiz bile olsa tepki vermeyen, barbarlık filan demeyen iktidara ne laf ettiler? Muhalif siyasetçilerle iktidarı kızdıran gazeteciler sokakta siyasi şiddete maruz kaldı. Ölümden dönenler oldu. Geç de olsa kamuoyu baskısından yakalanan saldırganlar ya kısa süreli tutuklanıp bırakıldı ya hiç tutuklanmadı. Öyleyse Latif Şimşiye saldıran da tutuklanmasın mı? Elbette hayır. Son saldırıya doğru tepki verildi. Ama öncekilere niye verilmedi? Utanma belasına da olsa muhalefete karşı nefreti körükleyip militanlarını kışkırtanlara iki laf edilemez miydi? İktidar ve medyası hem muhalefetin son saldırıya tepkisini yetersiz buluyor hem de hala sokağa tahrike devam ediyorlar. CHP ve altılı muhalefeti terör örgütleriyle PKK ve FETÖ ile birmiş gibi anlatıyorlar. Nefrete tahriki, dolayısıyla şiddete teşviki sürdürmenin adeta gayreti içinceler. Derinden bakınca gözlerine, başlarını öne eğecekler mi bari?